Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Rehber TV izleyenleri, Bir Öğretmenler Odası programında tekrar sizlerle beraberiz. Efendim bugün yine inşallah eğitime dair, eğitimle alakalı güzel bir konu konuşacağız değerli konuklarımızla beraber. Bugünkü konumuz eğitimde ölçme ve değerlendirme konusu. Malumunuz çocuklarımızı gönderiyoruz ta belki yeni başladıktan itibaren, 5 yaşlarından, 6 yaşlarından itibaren okullara gönderiyoruz. Gerçekten çok ciddi bir maraton geçiriyorlar. Yani eğitimde belli bir yere gelene kadar çok ciddi sınavlarla karşılaşıyorlar. Çok ciddi engellerle karşılaşıyorlar. Çocuklarımız nasıl sınavlarla karşılaşılıyor? Yani çocuklarımız okullara giderken başarıları neye göre ölçülüyor? Bu başarıların ölçülmesinde neler kullanılıyor? Kullanılan araçlar nelerdir? Bu noktada gerçekten Türkiye iyi bir durumda mıdır, değil midir? Ve gerçekten öğrenciler hak ettiği değeri alabiliyorlar mı? Bu noktada öğrencilerin başarılarına karşılık geri dönüt yapılabiliyor mu? Biraz bu konudan bahsedeceğiz. Önemli bir konu gerçekten. Üstünde çok durulması gereken bir konu. Malumunuz biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın da aynı şekilde son dönemlerde yine sınıf geçme sistemini tekrar geri getirmesi de bu noktada gerçekten çok farklı görüşlerin de ortada olduğunu belirtiyor. Biz de değerli konuklarımızla İnşallah bugün eğitimde ölçme ve değerlendirme konusunu konuşmak üzere buradayız. Konuklarımı tanıtayım isterseniz. Hemen şöyle sağdan başlayalım. İlyas Kaya Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hocam. Avni Altın Hocam, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, tekrardan. Şimdi hocam dedi ki eğitimde ölçme ve değerlendirme konusunu konuşacağız. Gerçekten şimdi bazen öğrencileri değerlendirirken yani ödev yap, sınava çalış, hazırlan demek ebeveynlere biraz basit gelebiliyor. Bu sözler gerçekten kolay söyleniyor. Çocuklar ama gerçekten çok büyük bir zorluğun içerisinde. Hani meşhur bir tabir vardır. Çocuklar testle tost arasında sıkıştırılmış durumdadırlar maalesef. Türkiye'deki eğitim sisteminde çocuklar okullarda nasıl bir ölçmeyle, nasıl bir değerlendirmeyle karşılaşıyorlar? Çocuklar özellikle neye göre işte şurayı kazandın, burayı kazandın diye neyle karşılaşıyorlar hocam? Ondan şöyle genel manada bir genel çerçevede bahsedersek Türkiye'deki ölçme ve değerlendirme durumu genel olarak nedir? Evet. Öncelikle ekranları başında bizi izlemekte olan değerli Rehber TV izleyicilerini Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Eyvallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi eğitim sistemi diyoruz, ölçme ve değerlendirme diyoruz. Eğitim sisteminin özellikle en önemli aşamalarından biri verilen eğitimin niteliği, verimliliği ve eğitimin kalitesi ölçmesi açısından bir ölçme değerlendirme yapılıyor. Hı hı. Bu verilen eğitimin niteliği ve verimliliği verilen çıktıların ölçülüp değerlendirilmesi gerekiyor. Ama evet, ülkemizde maalesef ölçme ve değerlendirme sıralama ve eleme yapmak için kullanılmaktadır. Evet. İşte merkezi sınav sistemleri yapılır. TYT, AYT ise yüksek öğretim kurumları sınavı ya da LGS gibi sınavlar yapılır. KPSS. Daha sonra KPSS sınavı gibi işte. Evet. Bu sınavların değerlendirilmesi için işte öğrenci seçme yerleştirme merkezi tarafından işte bir öğrenci bir ölçme ve değerlendirme yapılır. Bu evet, da ne yapılır işte? Sıralama ve elemeyi beraberinde getirir. Yani öğrenci elenir, bir sıralama belirlenir ve bu sıralama ışığında öğrenci eleme usulüyle işte yüksek öğretim kurumlarına yani yerleştirilir. Şunu söylüyoruz değil mi hocam? Yani biz aslında amaç olarak karşımızda şu var. Eğitimde esas amaç çocuğu tanımlamak, güzel şekilde yönlendirmek, ölçmek yani önce aynen, bir ölçüp ona göre bir değer vermek. Ama aynen, siz diyorsunuz ki maalesef eğitim sistemimiz şunu dayatıyor bize. Öğrenciler arasında bir sıralama sistemi koyup değerlendirmek yerine belli bazı kıstaslarla eleme diye aynen, getiriyor değil mi? Yani bu sınavların genel amacı hani o şekilde. Hı hı. Yani önce bir sıralama belirlenir. Hı hı. Yani değerlendirme yapılır ama yani daha sonraki bir aşamaya geçilmiyor. Evet. Yani öğrenci değerlendirildikten sonra hani bir süzgeçten geçirilmiyor. Evet. Sadece bir dahaki yıl aynı sistem. Hı hı. Zaten Türkiye'de özellikle eğitim sisteminde bir sıkıntı var. Daha doğrusu sistemsizlik var. Evet. Yani sürekli değişen bir sistem var. Hı hı. Bu değişen sistem sürekli öğrencilerin motivasyonunu kısıtlıyor. Evet. Yani bu şekilde. Yani aynen. Mesela son 20-25 seneye baktığımızda gerçekten bakanlıkların en çok değiştiği birim Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı. Hocam. Yani o konuya baktığımızda aslında
Avrupa'daki ya da gelişmiş ülkeler, Avrupa değil mi? Gelişmiş ülkelerdeki mesela Milli Eğitim Bakanlıkları, İlyas Hocam daha iyi bilir mesela, evet, genellikle bağımsız bir birim olarak aynen ortaya çıkıyor. Yani yerel birimler oluşturur. Evet. Mesela Finlandiya'da böyledir yani. Evet. Yani tamamen mesela siyasiler kendi ideolojilerini dayatmadan yerel birimler oluşturuyor. Hı-hı. Daha sonra bu yerel birimler işte kendi sınıflarında yani bireysel olarak, fertsel olarak bir değerlendirme yapıyorlar. Hı hı. Daha sonra öğrencinin ihtiyacına göre, yani öğrenci yani bu konuda ne ihtiyacı var? Hı. Yani matematiği öğrenemiyor ama nasıl öğrenemiyor? Fen bilimleri ne öğrenemiyor ama niçin öğrenemiyor? Bunlar değerlendirilip ona göre, yani ihtiyaca binaen. Yani Türkiye'de hocam durum nasıl peki? Yani Türkiye'de öğrenci nelere tabi tutuyor? Türkiye'de yani belki hani kullanılması çok böyle iyi bir şey değil ama at yarışları gibi yani bir sıralama var. Hı hı. Yani bu sıralama ışığında öğrenci ya yerleşir ya yerleşmez. Evet. Yani merkezi yerleştirme dışında hocam mesela okulları biraz incelediğimizde yani çocuklar daha merkezi yerleştirme aşamasına gelmeden onu tabii ki konuşacağız program ileriki dakikalarında. Özellikle LGS ve TYT AYT sınavları üzerinden ve belki KPSS'ye baktığımız yeterse bakacağız ama merkezi değerlendirmeden öte mesela okullarda nasıl bir sistem uygulanıyor? Yani öğrenciler neyle karşılaşıyor? Nasıl sınavlarla karşılaşıyor? İşte sözlü müdür, yazılı mıdır? Notları nasıl belirleniyor? Veya mesela şu konu belki biraz açmak lazım. Öğrencilerin kişisel davranışları, ahlaki durumları ve bu noktadaki arkadaşlarıyla olan ilişkileri. Yani bu tip devamlı söylüyoruz, değiniyoruz. Değerler eğitimi tarzındaki durum ne kadar etkili oluyor? Okullar bazında biraz değerlendirmek istiyoruz. Sonra tabii merkezi yerleştirmeye bakacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela şu var. Özellikle biz gençlerimizin yani normal yani ihtiyaçlarını yani karşılamak yerine eğitimdeki ya da kendi medeniyetimizi, kendi değerlerimizi öğretmek yerine genelde öğrencilerimizin imkanlarını artırmak için. Yani ebeveynler bunun için uğraşıyor. Evet. İmkanlar artırılmaya çalışılıyor. Hı-hı. Halbuki yani bunlar tamamıyla şey yapılmaması gerekiyor. Evet. Yani bundan öte yani bir öğrencinin eğitimde ihtiyacı ne? Öğrenci nasıl öğrenebiliyor? Nasıl yani bu dersi ya da bu konuyu nasıl ileri bir aşamaya götürebilir? Hocam sorun da ortaya çıkmıyor mu? Şimdi ortalama Türkiye'de hani son dönemlerde gerçek sınıf sayısındaki öğrenciler azaldı. Aynen. Anadolu Lisesi mesela 25-30 kişilik. Mesela 40-50 kişilik olan sınıflarda ilk öğretimdeki liselerde bazı okullarda mesela maksimum 50-60 kişilik olan sınıflarda var. Bunu nasıl mesela bir öğrenciye yönelik olarak her öğrenciye göre bir eğitim sistemi modelini geliştirme nasıl yani bunun da bu da bir ayrıca bir sıkıntı. Yani o da bir çıkmazdır diyorsunuz hocam. Yani sınıflardaki doluluk oranı kalabalık belki öğrenciye göre birebir bir eğitim anlayışını engelliyor mu diyorsunuz. Ya engelliyor çünkü 3-5 tane öğrenci değil mi? Aslında hocam, şöyle söyleyeyim yani israfı yani şu an mesela ilkokullarda yani milli eğitim hiçbir şekilde okulun ihtiyaçlarını karşılamıyor. Evet. Yani aslında bu israf önlenirse sadece eğitime yönelik yani bir çalışma başlatılırsa ekonomik olarak yani hakikaten ortada birçok sorun yani kaldırılmış olacak. Evet. Şimdi okullarda yeterli materyal yok. Evet. Türkiye'deki özellikle okullarda yeterli materyal yok. Yani siz mesela kendi işte bizim çocuklarımız da okula gidiyor. Denememizi bile kendimiz yapıyoruz mesela. Evet. Yani denemeleri bile yani veli ebeveyn kendi cebinden veriyor. Ya da şunu sorabiliriz hocam. Mesela hocalarımızın hazırladığı testler olsun, kitaplar olsun veya yazılı veya sözlü sınavı dediğimiz sınavlar olsun ve okullardaki kaynaklar mesela bu noktada yeterli midir? Öğrenci ölçme anlamında, öğrenci değerlendirme, başarısını değerlendirme anlamında öğrenci bilgisini yeteri manada ölçüyor mu, değerlendiriyor mu? Bu konuda ne söyleyebiliriz? Şimdi şöyle yani zaten şu an son yıllardaki özellikle kitaplara baktığımızda yani kitaplar kısmen düzeltilmiş yani biraz daha iyi modele geçirilmiş. Her ne kadar ben dizgisini falan beğenmesem de ama normal olarak gerçekten yani bilgi açısından iyi bir dizayn şekline getirilmiş. Yani eskiye nazaran gayet güzel bir şekilde hazırlanmış. Yalnız bu yeterli midir? Özellikle öğrencilerin ihtiyacını karşılıyor mu? Öğrenci o materyalleri okuduğunda anlıyor mu? Bu tartışılır yani. Yani bir öğretmen tamam okuduğunda anlıyor ya da bunu anlatabiliyor. Tahtaya bunu yansıtıyor. İşte ne bileyim. Ama öğrenci bu ihtiyacı ne kadar değerlendirebiliyor? Evet. Yani şimdi mesela biz şeyden bahsediyoruz. Eğitim sisteminden sürekli bahsediyoruz. mesela bu
her ne kadar biz eğitim modellerini baz alarak alırsak bunu Türkiye'ye modellememiz yanlıştır. Evet. Ama nedir mesela bize yarayan, yani evet, mesela Finlandiya'da mesela sen Finlandiya'nın nüfusuyla Türkiye'nin nüfusunu bir tutamazsın. Hı hı. Yani Finlandiya'nın nüfusu 5 milyon, Türkiye'nin 80 milyon nüfusu var. Evet. Yani aynı şeyleri buraya modelleyemezsin. Hocam ama Finlandiya bazı, belki ufak bir örnek ama sanırım bugün herhalde hocam PISA sonuçları yayınlandı. Evet, doğru. Mesela dikkatimi çeken bir şey, birinci sırada Çin var hocam. Evet, birçok alanda çok değil mi? Çok yoğun hocam. Yani mesela çok, 2015'te çok bugün yayınlanan zaten verilerden, 2015'te mesela 35-40 ülkenin arkasında en sona ikinci ve üçüncü sıradaydı PISA veri. Evet hocam. Ki bugün yapılan verilerde her ne kadar matematikteki ve fendeki puanlama yanlış değilsem matematikte bir 30-35 puan, fende bir 43 puanlık bir yükseliş var. Hı. Ona rağmen yani bu yükselişe rağmen ortalamayı yine de altındadır. Evet hocam. Yani ortalamanın altında. Türkiye ortalamanın genelde altında. Ortalamanın altında. Evet. Şimdi az önce hocam belirtti de yani, hocam biz dedik ki hocam işte okuldaki materyallerin işte düzeltilmiş şey, tam o konuda gerçekten olumlu gelişmeler, hı, var. Ama ona rağmen çocuklarda bilimsel ve kültürel anlamda hala gerideyiz hocam. Yani bu da bir ciddi bir sıkıntı. İşte değerler eğitimi, kendi medeniyetimizi öğretirsek zaten mesele bitecek. Yani değerler eğitiminden bizim için ölçme ve değerlendirme diyoruz da her şeyi şeyde göründüğü gibi değil. Yani teorik olarak kitaplarda yazıldığı gibi değil. Bunun pratikteki yansıması da önemlidir. Evet. Biz pratiğe bakıyoruz. Yani dönütünü almaya çalışıyoruz. Hı hı. Dönüte baktığımızda gerçekten biz ciddi anlamda bir sıkıntı var. Yani, hı hı, belki birazdan bu konuya da değineceğim. Mesela sınıf, hı, geçme tekrarı, hı, yıl sonu ortalaması, dağım dağım sık, bunlar birçok problem aslında ciddi anlamda şey yapıyor, eğitimde olumsuz etkiliyor. Ki az önce hocamın belirttiği gibi yani bilimsel, kültürel ve sanatsal anlamda nitelikli eleman sayısı ne kadar yetişmiyor? 80 milyon ya da 100 milyona yakın bir nüfustan bahsediyoruz, bir ülkeden, aynen, bahsediyoruz. Yani bu genç kesim içerisindeki birilerin, şimdi biz oransal olarak konuşalım. Hani, hı hı, tamam, bir Finlandiya örneği verdi ya, şimdi oradaki oran ile Türkiye'deki 80 milyon insanın oranını ya da okuyan öğrenci sayısı endeksi olarak ortaya bir tablo çıkardığımızda aslında korkunç bir tablo var. Evet, evet. Okullarda mesela geçen gün belki hocam siz de sosyal medyada, en azından bizim memlekette yani, evet, değerler eğitiminden uzaklaşan toplumun yapısını gözünde bulunduğunda aslında bu eğitimden ta ilk öğretimden orta öğretimden gelen, aynen, o süreci içerisinde öğretmen veli, öğretmeni şey yap, öğrenci, evet, ve veliler, velisi, evet, öğretmeni şeyde bıçaklamalı olaylar, evet, kavga olayları vesaire, aslında bu eğitimin ortaya çıkarmış. Yani öğretmene verilen statü zaten Türkiye'de yerlerde. Yani, evet, mesela dediğim gibi bir Çin'e baktığımız zaman, Japonya'ya baktığımız zaman, Singapur'a baktığımız zaman, Finlandiya'ya baktığımız zaman özellikle statü anlamında, yani öğretmene verilen statü anlamında Türkiye o konu bakımından gerçekten yerlerde. Evet. Bir de şunu söyleyeyim, yani özellikle, evet, ölçme değerlendirme diyoruz, sorunları konuşuyoruz ama bunun çözüm yolları neler? Yani biraz da bunu hocam, konuşalım. Ona geleceğim. Evet. Yani özellikle o noktada, evet, ben fikirlerinizi alacağım ama biraz da böyle sırayla gidelim istiyorum. Evet, çok dağıtmamak adına. Aynen. Şimdi ölçme ve değerlendirmede durumdan biraz bahsettik. Evet. Hocam biraz daha bir özele inersek. Şimdi, evet, geçenlerde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bazı yetkililerin açıklamaları var. İşte, evet, sınıfta kalma sistemi geri geliyor. Evet, doğru. Şimdi önce bir açıklama gereği duyuyorum aslında, yani ve açıklarsanız bize. Şu anda Türkiye'de uygulanan sınıf geçme sisteminde ne var? Öğrenciler nelere tabi tutuluyor? Neye göre sınıfta kalıyor veya geçiyor? Bahsedilen sınıfta kalma durumunun geri gelmesi nedir hocam? Ve bu noktada özellikle de hocam yani rehberlikçi olduğunuz için özellikle, hı, soruyorum. Çocukların üzerinde nasıl bir etkisi var? Ya da çocukların, hı, derse olan ilgisi üzerinde veya mesela az önce siz de bahsettiniz. Evet. Öğrenci öğretmen arasındaki diyaloğun iyileştirilmesi, hı, adına öğrencinin elini güçlendirecek mi, hı, güçlendirmeyecek mi? Bu anlamlarda bir değerlendirebilirsek hocam. Aslında birçok konu tartışıldı, eleştirildi. Eğitimle ilgili yazıldı, çizildi, şikayet edildi. Yani herkesin eleştiriler geldi işin açıkçası eğitimle ilgili. Hı hı. Aslında değerlendirmeyi bir öğrenci kimliği üzerinde yapmak daha sağlıklıdır işin, evet, açıkçası. Az önce sizin dediğiniz gibi bu dağım dağımsızlık aslında kaç yıldır ciddi anlamda bir problemdir. Çünkü, hı, öğrenci İlyas Hoca mesela eğitimin içerisindedir zaten mesela kaç senedir mesela bir 4-5 sene öncesine dönersek şu anki o süreç içerisindeki ciddi anlamda bu özellikle dağım dağımsızlık sorunu okullarda sınıf ortamının oluşmasını engelliyor. Aynen. Nasıl o engelliyor? Evet. Mesela öğrenci diyor ki ne de olsa diyor ki sınıf geçme bir not ortalaması var.
Yani evet. Ders ortalaması var hocam. Evet. Milli Eğitim'in yeni düzenlemesi şudur. Ders ortalaması 50 olacak. Daha önce not ortalaması 50 idi. Evet. Peki arasında nasıl bir fark vardır? Hı hı. Şimdi not ortalaması öğrenci diyor ki işte matematikten almışım işte klasik basit bir usulle 20-30 almışım. Genelde matematik dersi zor olduğu için özellikle evet. Öyle veriyoruz. 20-30 almışım. İşte tarihten 70-80 almışım. İkisinin ortalaması 50 oluyor. Ne de olsa sınıfı geçiyorum. Evet. Mantık budur. Ya da fizik, kimya, biyoloji, matematikten derste notlar yüksek. İşte tarih, coğrafya vesaire. Diğer derste de yüksek. Not ortalaması 50 olduğundan geçebiliyorum. Burada bir sıkıntı yoktur. Ama hı-hı. Öğrenci bu sefer ders ayrımını yapıyor. Yani hı-hı. Matematik, fizik ya da sayısal derste yeterince ilgi göstermiyor. İlgi göstermediği için aynı zamanda öğretmene karşı da bir saygısızlık oluşuyor. Evet. Yani zaten öğretmene karşı bir antipati diyor hocam. Beni bırakıyorsan bırak. Ben X dersinden kalırsam yani öğretmenin yaptırım gücü elinden alınıyor değil aynen mi? Aynen budur hocam. Hı-hı. Şimdi yeni gelen düzenlemeyle beraber şimdi bir de not bir sefer ders ortalaması. Yani sen matematikten de derse geçebilmen için yani üst sınıfa geçebilmen için matematiğin de not ortalaması 50 olacak. Tarihin de coğrafyanın da felsefede not ortalaması 50 olacak. Yani usul bu. Bu yönüyle aslında iyi bir uygulamadır. Hı-hı. Fakat bununla beraber şu sıkıntı ortaya çıkıyor. Onunla ilgili Milli Eğitim yine bir düzenleme yaptı. Fakat öğrenci 2-3 dersten kalırsa nasıl olacak? Bu sefer ikmale kalacak. Yani tamamlama dediğimiz olay bu yaz kurslarıyla onun telafisi yapılacak. Eğer yaz kurslarıyla aynen. Beraber onu da vermezse bu sefer öğrenci sınıf tekrarını yapacak. Yani şimdi özellikle şu anki sistemde öğrencinin eli bayağı güçlendirildi. Yani şimdi mesela bir öğretmen öğrencisine böyle işte bırakamıyor mesela. Not olarak bırakamadığından dolayı öğretmene öyle şeyler yapıyor ki, öyle şeyler söylüyor ki, öyle şeyler söylüyor yani direkt hiçbir şekilde şey yapmadan evet. Yani. Bu noktada özellikle öğretmenin elinin güçlenmesi noktasında ben sınıfta bırakılmayı yani uygun görüyorum. Olumlu görüyorum. Sıkıntı evet. Şudur. Aslında hocam dediği gibi evet. Yani biz bunu değerlendirirken aslında bir korku psikolojisi hareket etmiyor. Aynen. Yani bir disiplin mekanizmasının olması lazım. Evet. Çünkü gençtir, delikanlıdır. Tutkularına bazen yenik düşebilir. Ama onu törpelemek lazım. Şimdi sistemde şu vardır. Bir, sistem kolaydır. İki, haksızca not ortalaması. Evet. Evet. Bunu yani bir araya getirdiğimizde... Bir değerler eğitimi evet. Aslında şeyimiz var, eksikliğimiz var. Değerler eğitimi eksikliği olduğundan dolayı hocam, yani siz öğrenciye bu noktada, bu sistemde, yoksa normalde zaten sınavların oluşması, işte sıralamanın oluşması, eleme yönteminin oluşması, yani bunlar zaten doğru şeyler değil ama işin şey noktasında, yani Türkiye'deki eğitim sisteminde değerler eğitimi eksikliği olduğu için, yani medeniyetimizin özellikle o güzel noktalarını öğrencilerimize öğretemediğimizden dolayı bu sefer bu sorunlar çıkıyor. Yani evet. Bundan dolayı özellikle bizler şey yapmamız lazım. Yani bu değerler eğitimini öncelikle öğretmene. Mesela Finlandiya'nın eğitim sistemi oluşturulurken önce kendi değerlerini kendi öğrencilerine veriyor. Daha sonra kendi öğretmenlerine veriyor. Evet. Böyle bu şekilde önce öğretmenlere daha sonra öğrencilere bu şekilde işte eğitime, askeriye, futbola dair bunu veriyorlar. Yani futbolculara dair bunu veriyorlar. Daha sonra güzel bir ülke oluyor. Peki hocam. Yani umarız bu sistem biraz daha hem eğitimcinin elini güçlendirir hem de aynı şekilde öğrencinin derse olan ilgisini arttırır. Yani genel anlamda da ben yorumlara baktığımda sanki bilmiyorum öğretmeniz diye mi böyle düşünüyoruz ama daha çok bu sınıfta kalma sisteminin aslında lazım olduğu söyleniyor. Öğretmenlerin bu noktada gerçekten bir desteği var. Şimdi özür dilerim. Evet. Bunun hani yıl sonu ortalamasına da aynı zamanda olumlu ya da olumsuz. Çünkü bir rekabet içerisindeyiz. Yani her ne kadar eğitim sistemi içerisinde az önce hani belki sınavların olumsuz olarak biz eleştirisini yapıyoruz da aslında sonuçta her öğrenci o sınava girecektir. Evet. Giren öğrenci de aynı zamanda bir haksız bir rekabet de ortadan kaldırmış olur. Yani siz yıl sonu ortalamasında hem sistemi basitleştiriyorsunuz değil mi hocam? Yani de haksızca bir not ortalamasını veriyoruz ki evet. Biliyoruz hocam. Yani birçok çelişki oluşuyor. Bir çelişki oluyor. Evet. Evet. Ve aynı zamanda bu ileriki süreçte işte TET-AYT dediğimiz kısmında ortaöğretim başarı puanı dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Şimdi nereden bakarsanız yani bir 70 ya da 80 not ortalamasına sahip olan iki öğrencinin aralarda ne de böyle bir 6 puanlık bir fark var. 6 puan demek yani kapatasak bir hesapla yapacağız. Ne de böyle 30-40 bin kişiyi geri evet, atmak demektir. Çok ufak puanlar. Evet, aynı ufak puanlar. Yani bu da bir sorundur aslında. Evet, hocam. Yani bir bütün olarak değerlendirmek evet. Lazım değerli hocam. Evet. Peki hocam şimdi hep şuna geliyoruz. Yani sanırım Türkiye'deki ölçme ve değerlendirme o zaman şu anda
eleme sistemi usulüne tabidir. Aynen. Yani gerek merkezi sınavlarda olsun, hatta okul puanının bile bu evet. noktada elemeye etkisi var biliyoruz. Peki hocam, şimdi bu noktada işin biraz da adaletsizlik boyutuna bakmak istiyorum İlyas hocam. Yani şimdi eğer bir eleme varsa, bir seçme varsa, o elemede, o seçimde bir yarış varsa ya da o yarışta herkesin yarışta sahip olduğu şartların eşit olması gerekir. Evet. Eşit şartlarda çalışması, eşit şartlarda yarışması gerekir. Evet. Şimdi Türkiye'de bu var diyebilir miyiz? Yani gerek bu bölgeler arası eşitsizlikten olsun, gerekse bu hatta aynı ilin semtleri arasındaki eşitsizlikler olsun ya da mesela özellikle Türkiye'de ortaokuldan sonra, orta öğretimden yani liseden sonra biliyorsunuz nitelikli okullar, niteliksiz okullar şeklinde evet. bir ayrım var. Bunlar arasında uygulanan derslerde de sanırım yine bir farklılık olduğunu evet. biliyorum. Bu noktada mesela biz ölçme ve değerlendirmede adil bir sistem geçerli midir? Burada adaletsiz yönler varsa nelerdir hocam? Şimdi ona geçmeden önce ben şunu söyleyeyim. Özellikle ölçme ve değerlendirme nasıl yapılmalıdır? Evet. Yani biz genelde sorunları konuşuyoruz. Evet. İşte ölçme, değerlendirme nasıl? Türkiye'deki ölçme, değerlendirme işte nasıl yapılıyor? İşte sorunları, sıkıntılar nelerdir? Hı-hı. Ama bunu nasıl yani ne yapalım? Çözüm yani, yöntemi de çözüm lazım. Yöntemi yani ihtiyacımız evet. ne yani? Türkiye'deki Hı-hı. ölçme ve değerlendirmenin ihtiyacı ne? Şimdi şöyle yani ölçme ve değerlendirmenin temel amacı şu olmalı. Yani geliştirme odaklı olmalı. Hı-hı. Yani eğer gerçekten de bir ölçme değerlendirme yapılıyorsa eğitimde eğitimdeki işte ihtiyaç ne? Hı-hı. Yani bir öğrenci nerede sıkıntısı var, sorunu var? Bu sorunun çözümü nerede? Hı-hı. Bunun üzerine değerlendirme yapmak lazım. Biz buna şey diyor mesela küçük veriler. Hı hı. İşte büyük veriler ve küçük veriler. Hı hı. Şu an Türkiye'nin yaptığı ölçme ve değerlendirme büyük veriler üzerine. Merkezi sınav sistemleri alınıyor. İşte İstanbul'daki Bağcılar'la işte Etiler'deki okula giden öğrenci bir tutuluyor. Hı hı. Ya da işte Diyarbakır'ı alırsak, baz alırsak Bağlar'daki öğrenciyle işte ta 75'teki öğrenci bir tutuluyor. Hı hı. Yani bu bunu bir kere şey yapmamız lazım. Bir revize etmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani küçük verilere inmemiz lazım. İşte Bağlar'ın falanca okulunda, falanca sınıfında, falanca öğrencinin ihtiyacı ne? Hı hı. İşte bunlar yerel birimler oluşturulmalı. Hı hı. Yani bir kere özellikle siyasilerin kendi ideolojilerini dayatmayı bir tarafa bırakıp bu işi tamamen eğitimcilerin yapması gerekiyor. Evet. Ve bir model oluşturmak lazım, bir sistem oluşturmak lazım. Hı. Yani dedim ya Türkiye'de bir sistemsizlik var evet. eğitim noktasında. Kendi düşünce sistemini dayatma var. Evet hocam. Yani hala bazı şeyleri biz törpüleyememişiz. Yani evet. bugün işte bir eğitim şeydeki bir sisteme ya da bir ideolojiye herhangi bir şey söylediğiniz zaman o parti eğitimin düzeltilmesi yerine kendi ideolojisine yani herhangi bir saldırı yapıldığından dolayı sana karşı hemen bir saldırıya geçiyor. Evet. Halbuki biz bu ülkenin evlatlarıyız yani. Bu evet. ülkeyi seviyoruz ve bu ülkenin gelişimi için bir şeyler yapmamız lazım. Bunun için evet. çalışmamız gerekiyor. Evet. Eğitimi düzeltmek yerine kendi ideolojimizi yüceltmek, alileştirmek, büyütmek tüm çabamız bunun üzerine. Evet. İşte bunu bir kere bir tarafa bırakmamız lazım. Peki nasıl yapabiliriz? Küçük dedim ya, küçük verilerle bunu yapmamız gerekiyor. Yani ihtiyaca binaen. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Adam işte buradan evini alıp İstanbul'a gidiyorsa hı hı. okul arama derdine girmemesi lazım. Doğrudur. Yani bizler ne yapıyoruz? İşte falanca okul iyi mi? Değil mi? İşte ben falanca semte taşınayım. Falanca semteki falanca okul daha iyi. Hatta kendi. O ha, okulların çevresindeki o kiralar çevresindeki, artıyor. Aynen. O çevresinde, okulun çevresindeki kiralar daha iyi artıyor. Hocam bir şu kere. Sorun da ortaya çıkıyor. Aynı zamanda azın sizin ek olarak şimdi öğretmen atamalarında nitelikli okulların nitelikli öğretmen. Öyle diyelim. Hani mesela X okulunda hocam işte öğrencisi çok iyi. Bir fen lisesi örneğini verelim. Hı hı. Fen lisesi okulunda işte çok tecrübeli bir öğretmen oraya veriyor. Zaten kalite otomatikman artar. Şimdi az önce hocamın bahsettiği durum ne biliyorum yani bir Bağcılar'da yani Bağlar'da öyle diyelim. Şimdi küçük veriler üzerinde hocam dedi ya ihtiyaca binaen hani cevap vermek lazım. Şimdi tecrübeli öğretmen aslında seviyesi düşük olan öğrenciyi verecekse o kaliteyi artıracak. Aynen. Ve bizde durum tam tersi. Zaten nitelikli öğrenci, nitelikli öğretmen zaten kalite artıracak. Yani Türkiye'de bir kere özel öğretim. Biz özel öğretimde çalışıyoruz ama evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bir kere özel öğretimlerin oluşması Türkiye'deki eğitim sisteminin sorununun çok büyük olduğunu gösteriyor zaten. Evet. Yani bir kere özel öğretimler yani bir taraf bu tamamen
devletin asil görevlerinden biridir. Yani devletin buna ihtiyaç bırakmaması lazım. Yani kesinlikle aslında, bırakmaması gerekiyor. Evet. Yani bu artık sektörleşti Türkiye'de. Hı hı. İşte herkes hani kendi okulunu, kendi işte sektörünü, kendi bulunduğu kurumu en iyi yere getirmek için ulaştırıyor. Farklı evet, sistemler geliştiriyor, farklı şeyler yapılıyor. Hı hı. Yani bunu bizim bir tarafa bırakma. Dedim ya, biz şunu söylüyor, diyoruz ki yani biz bu memleketin eğer sevdalısıysak, gerçekten de bu memleketi seviyorsak ve bu memleket için bir şeyler yapmaya çalışıyorsak kendi ideolojimizi bir tarafa bırakalım. Kim olursa olsun. Evet. Yani en alttan üst, yani şey ideoloji, hiçbir ideoloji saymadan söylüyorum. Evet. Yani eğitimin gerçek manada iyi bir şekilde güzel yerlere getirmek için, gelişim odaklı iyi bir yere gelip. Şimdi bu şekilde, şimdi biz küçük verileri aldık. Hı hı. Bu sefer ne yapacağız? Çocuğu ta anaokulundan. Evet. Anaokulundan işte ta işte orta öğretime kadar, hı hı, bir bilgi havuzu oluşturacağız. Şahıstan, fertte. Dedik ya küçük veri, yani eğer biz küçük verileri yönetmezsek büyük veriler bizi yönetir işte. Evet. Şey, sorun da burada çıkıyor zaten. Yani büyük veriler bizi yönettiği için şu an bizim ülkemizin büyük bir eğitim sorunu var. Evet. Bunu bir tarafa bırakmamız lazım. Hı? Bu bilgi havuzunu oluşturmamız lazım ve tüm herkesin bu bilgi havuzuna ulaşması için, mesela falan çocuk falanca okula gitti, bir sistem içerisinde çocuğun işte yeteneklerine, zayıf yönlerine, güçlü yönlerine, işte çocuk neyi nasıl anlayabiliyor, bu bilgileri topladıktan sonra herkes, yani kendi eğitimcisi bunu görebileceği bir havuz oluşturulmalı ve tamamıyla çocuğun işte akademik başarısı, başarı seviyesi ne düzeyde, bunu ölçmek lazım. Yani çözüm bu şekilde olur. Özellikle evet, Türkiye'deki eğitim sisteminde, yani eğitim sistemindeki sıkıntı, en büyük sıkıntılarından biri bu. Yani biz şimdi özel öğretimdeyiz. Özellikle öğrenci geliyor, öğrenciyle birebir ilgilenmeye çalışıyoruz. Yalnız sınıf mevcudundan dolayı, öğrenciyle birebir ilgilenmediğimizden dolayı, öğrenci verdiğimiz dersi tam olarak algılayamadığından dolayı bu sefer ne yapıyor? Farklı işte özel dersler, işte normal özel öğretimlere kayıyor. Evet. Bu da büyük bir adaletsizlik aslında ortaya çıkıyor. Adaletsizlik noktasına da buradan evet, hemen değinirsek evet, hocam. Yani bu noktada var mı öyle bir eğitim sistemimizde öğrenciler arasında ölçme ve değerlendirme anlamında bir adaletsizlik var mı sizce? Yani kısa değinirsek, vaktimiz az hocam. Şöyle söyleyeyim. Özellikle yani büyük bir adaletsizlik elbette ki var. Hı hı. Yani şimdi milli eğitimdeki hocalar özellikle mesela çok şey yapıyoruz, yani konuşuyoruz öğrencilerle. Birebir gelen öğrencilerimiz var işte, özel olarak birebir ilgilendiğimiz öğrencilerde. Şöyle bir sıkıntı var, yani bazı okullarda özellikle denetim olmadığı için yerel birimler dedik ya, yani bunları, bu küçük verileri denetleyecek bir yerel birimler oluşturulması lazım. Bu yerel birimlerin oluşturulmadığından dolayı mesela çok duyuyoruz işte öğretmenlerin işte falanca yeri alın, falanca sayfadaki falanca yeri alıp yazın. İşte ben burada işim var. İşi ne? İşte Twitter, Facebook'ta ya da sosyal medyada ya da telefonda işte bir oyundan müptela olmuştur. Yani defalarca bunu duydum. Bir bunu denetleme, tüm aynen, genellemiyoruz değil mi? Aynen. Yani o şekilde özellikle evet, şey yapmıyoruz. Ama böyle sıkıntılarımız var. Özellikle ciddi manada sıkıntılarımız var. Evet. Yani bunları da dile getirmemiz gerekir diye evet, düşünüyorum. Yani. Aynı zamanda öğretmene de yansıyor hocam. Çünkü evet, az önce hocam özel okullardan bahsetti. Şimdi özel okullardaki öğretmen öğrencinin başarısına göre işveren öğretmenle sözleşme ya da ücrette artış ya da azalış oluyor hocam. Bu da bir sıkıntıdır aslında. Evet. Yani X sınıfını X öğretmenine vermiş. Oradaki başarıyı öğretmenin ise sene sonu sözleşmesine ya da şey. Yani dolayısıyla hocam şu sonuca varıyoruz. Bırakın bölgeler arası bir adaletsizlik sistemini, herhalde sınıflar arası bir adaletsizlik bile var diyebiliriz. Evet. Onun için tabii ki bütün eğitim bölgelerinde ve tabii ki bütün öğretmenlerde bahsettiğiniz gibi belki de biraz da öğretmenleri de ölçmek ve değerlendirme noktasında aynen, düzenlemeler mi yapılmalı? Gerçi o noktada da Milli Eğitim bazı çalışmaları var ama ne kadar düzenli veya ne kadar yetersiz, maalesef bizde biraz da bir işi yürütebilme sorunu var Türkiye'de. Biraz da oyun var. Hocam şimdi gerçekten uzadıkça yani bunları konuşmaya vaktimiz kalmıyor. Konularımızı bitirme anlamında özellikle biraz da şimdi ben aslında dünya sistemlerinde ölçme ve değerlendirme ile
Türkiye'deki ölçme ve değerlendirme arasında bir bağlantı kurmanızı isteyeceğim sizden. Ama hocam biraz sıralamayı değiştirelim istiyorum. Şimdi hep büyük verilerden bahsettiniz. Biraz Avni hocamla ben devam etmek istiyorum. Özellikle hocam bizim eğitim sistemimizdeki en önemli dönüm noktaları sanırım şu anda merkezi sınavlardır. Evet, yani merkezi sınavlarda öğrencilerin hepsi ona hazırlanırlar. Evet, atıyorum işte mesela ortaokul 3. sınıfta yani 8. sınıfta öğrenciler belli bir sınava, Türkiye genelli bir sınava tabi tutuluyorlar. Bu sınavın sonucuna göre nitelikli bir okula yerleştiriliyorlar ve belki o okuldan da yine daha güzel yerlere geliyorlar. Hı. Yine aynı şekilde lise 4'te yani 12. sınıfın sonunda ve tabii mezun olduktan sonra kazanamasa tekrar ÖSYM sistemiyle dediğimiz TYT, AYT ismi de çok değişiyor. Biz bile artık takip etmekte gerçekten zorlanıyoruz. Yani harfler yetmiyor artık. Yetmiyor hocam. Böyle bir sistemle karşı karşıya öğrenciler. Şimdi benim özellikle biraz üstünde durmak istediğim şu. Öğrenciler nelere göre değerlendiriliyor hocam? Yani mesela özellikle bu sınavların içeriğinde öğrencinin yeteneklerini, kabiliyetini, sosyal duruşunu ve işte az önce bahsettik değerlerini ölçen bir sistem var mı? Yoksa sadece belli bir bilgi yükü yüklenilip öğrenciye bu bilgi yükünün bir yansıması mı isteniyor? Ya da en azından şunu söyleyelim, öğrencilerin analitik düşünme gücü ölçülüyor mu bu sınavda? Son zamanlarda yani benim gözlemlediğim kadarıyla özellikle ÖSYM ve tabii LGS'de Milli Eğitim Bakanlığı buna biraz daha ağırlık verdi. Tabii ben biraz Milli Eğitim Bakanlığı 8. sınıftaki sınavlar için bunu abarttığını düşünüyorum. Aynen. Çok çok zorlayıcı sorular soruyorlar. Bu konuda böyle genel bir değerlendirme hocam. LGS'den başlayarak TYT, AYT'ye kadar neler söyleyebiliriz? Şimdi biliyorsunuz özellikle gelişmiş ülkelerde Japonya örneği genelde veriyorum. Hı-hı. Mesela ilkokul 4. sınıfa kadar genelde çocuklardan biliyorsun ödev, test, şu bu mümkün olunca vermiyorlar. Öyle diyelim. Genelde değerler eğitiminden başlayıp çocuğu yetiştirmeye çalışıyorlar. Daha sonra işte 4. sınıftan itibaren yavaş yavaş çocuğu eğitim öğretime hazırlamaya çalışıyorlar. Evet. Bizim ülkemizde maalesef kendi mesela... Özür dileyerek geçen konuştuk bunu hocam. Türkiye'de uygulatılan dersleri mesela dil eğitimi, yabancı dil ki çok verimsiz bir şekilde veriliyor öğrencilere. Aynen. İkinci sınıftan başlatılıyor. Ama sanırım din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 4'ten veya 5'ten sonra tam emin değilim başlatılıyor. Bu noktada gerçekten sıkıntı var. Zaten sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Şimdi siz bir öğrenciye ilk öğretim ikinci sınıftan itibaren siz sınav şeyine koyarsanız ileride o çocukta aynı zamanda anti kişilik bozukluğu da meydana geliyor. Çünkü beklentilerine cevap veriyor. Şimdi hemen hemen hepimizin hani belki bir öğretmen olarak bazen hani bizde de maalesef oluyor öyle diyelim. İşte çocuğumuzu okula gidiyoruz aman tarihi, coğrafyası, matematiği, fiziği, kimyası çok iyi olsun. Hep o beklenti içerisinde. Çocuğun belki özel yeteneklerini keşfedememişiz ya da oyunuyla ilgilenmemişiz ya da okullarda o yeteneğe göre bir eğitim modeli daha yeterince yerleştirememişsiniz. Bundan kaynaklandığı için o eğitim az önce sizin dediğiniz gibi bundan dolayı doğal olarak velilerin de beklentisi var olan eğitim sistemi içerisinde yani iyi de olsa kötü de olsa bir yarış içerisindesin ve çocuğunu bu şekilde hazırlamaya çalışıyor. Şimdi ne kadar acaba ilk öğretimde de orta öğretimde çocukların resim, müzik ya da farklı alanlardaki yeteneğini kaç öğrenci keşfetmişiz? Hani daha sonra belki öğrenci bireysel olarak kendini bir çabasıyla bir şey yapar mı? Biz ebeveynler ya da biz öğretmenler olarak ya da idareciler olarak acaba o çocuğun yetenekleri keşfetmek için neler yapmışız? Gerçekten bir uğraş içerisine girmişiz. Girmiş miyiz? Şimdi öyle bir uğraş olmadığı için doğal olarak ne olur? Elde bir kalıyor sınav. Yani bu nereden kaynaklanıyor? Velilerimiz ve öğretmenlerimiz. Kesinlikle. Yani eğitim sisteminde sonuç odaklı. Aynen. Yani veya Türkiye'de işte eğitimin başarısı iş bulma veya bulmama odaklı değil doğru. mi? Doğru. Aynen. Şimdi az önce söyledik ya. Şimdi nitelikli öğretmen fen lisesine girecek. Doğal olarak öğrenci fen lisesini getirecek. Nitelikli öğrenci, nitelikli öğretmen. Ve aynı sınava girecekler. Aynı sınava girecekler evet. doğal yani olarak. İşin adaletsiz olduğu noktada noktada budur. Yani bu özellikle Türkiye'deki aynı sınav sistemindeki adaletsizliklerden en büyüğü olan. En büyüğü olan. Maalesef. Yani çünkü müfredat ona göre belirleniyor. Yani düşünün düz lisedeki öğrenciyle Anadolu Lisesi'ndeki öğrenci. Şimdi fen lisesini biraz değiştirdiler ama yetmiyor. Yani gerçek manada yetmiyor. Yani
düz lisedeki, Anadolu Lisesi'ndeki, Fen Lisesi'ndeki müfredatların aynı olması ciddi anlamda bir adaletsizliği doğuruyor. Evet. Ve tüm liselerdeki öğrenciler aynı, yani merkezi sınav sistemiyle yüksek öğretim kurumları sınavı adı altında AYT, TYT, işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın YLGS sınavını söylediği gibi mesela işte bunlar ne oluyor? Bunlar ciddi manada bir adaletsizliği meydana getiriyor. Peki ne yapmalı? Yani çözüm işte, çözümler evet. üzerine biraz lazım. Konuşmak çözümleri lazım. Çözümleri hepsi söylüyorsun. Yani şimdi biraz da çözümler üzerine özellikle düşündüğümüzde ciddi anlamda bir sistemin oluşturulması lazım özellikle. Dedik ya bir sistemsizlik var. Evet. Öncelikle bir sistem oluşturmak lazım ve Türkiye'deki öğrencilerin tamamına değerler eğitimini ciddi manada vermek gerekiyor. En büyük sıkıntımız bu zaten. Yani öğrenci bugün gerçek manada değerler eğitimini aldıktan sonra öğretmenine karşı da saygılı olacak. Bu sınıfta kalma gibi, kalmama gibi, sınavda işte şöyle. Bunlar zaten kalmıyor. Bunlar, bu sorun sıkıntılar artık konuşmanın bir manası da kalmıyor. Yani kökten küçük verilerle bu işi çözmek lazım. Bir de tüm liselerin müfredatları ayrı ayrı değiştirilmesi gerekiyor. Fen Lisesi'nin ayrı müfredatının, Anadolu Lisesi'nin, Düz Lisesi'nin, yani şimdi işte nitelikli niteliksiz denilen liselerin hepsinin müfredatlarının değiştirilmesi ve olgunlaştırılması gerekiyor. Ve sınav sistemlerinin özellikle işte şu an yüksek öğretim iki sınav sistemi var. TYT, AYT. Artık bunu TYT Düz Lise mi yaparlar? TYT Fen Lisesi mi yaparlar? Aynı sınava girmeli. Zaten başlı başına bir işte eleme yöntemini, sıralama yöntemini getiriyor. Ve Fen Lisesi'ndeki adam zaten ya tıp fakültesine gidiyor ya da işte ne bileyim bir diş hekimliği, hekimliğe ya. Gidiyor. Ya da iyi bir, yani statüsü yüksek olan mesleklere gidiyor. Evet. Ya yani oysa ki mesela öğretmenlik statüsünün Türkiye'de yükselmesi için de yine değerler eğitimini vermemiz gerekiyor. Evet. Ve ciddi manada işte dediğim gibi ilkokulda bunu başlatarak ilkokulda yani işte Japonya'dan hocam bahsetti, Finlandiya'daki model de bu şekilde olmuş. Yani bu şekilde yapılmış. Aynen. Bahsettiniz ya, Japonya'da kitap okuyan birey sayısı yılda bir birey sayısı 25-30'a yakın. Türkiye'de her 6 kişi ortalama bir kitap hocam. Her 6 kişi de bir kişi hocam. Özellikle... Nereden bakarsan onu 6 çarpı 150 katı hocam yani. Evet. Yani öyle bir oran. Şimdi az önce hocamız dedi ya işte değerler eğitiminden. Mesela çok ders vermek, çok kimya, fizik diye ders vermek değildir. Mesela hocam galiba sizinle bir ara konuşmuştuk. Güney Kore örneğini vermiştik mesela. Hocam çok mesela şey var, ders var. Tamam. Belki bir 16 saat mesela 16 derste. Saat. Evet, derste var. Derste mesela. Kalıyorlar 16 saat. Günlük değil mi? Günlük. Ama şu sonuç ortaya çıkıyor. 2 saatte şey var de işte 2 saatte kütüphanede kalmak zorunda. Ama sonuç hocam sonuç ne biliyor musunuz? İlk 5 kişi doğduğu hani değerler eğitiminden az önce başladık. Hocam son yıllarda intihar vakaların en çok olduğu Güney Kore. Güney Kore'dir. Evet. Özellikle son zamanlarda bu sanatçıların... Bu çözüm değildir yani. Yani çok ders vermek, çok matematik, fizik değil, vermek aynen. çözüm değildir hocam. Farklı politikalar geliştirip, yani şu anda öğrenci, genç neslin hocam, özellikle yeni kuşağın hocam içinde bulunmuş olduğu yapıyı hemen hemen hepimiz gözlemliyoruz, aynen. görüyoruz hocam. Yani bir sadece tam biz eleştiriyoruz ama çözüm odaklı bir şey ortaya bir türlü koyamadık yani. Şöyle farklı sistemler değiştirdi. Avrupa'nın mesela birçok eğitim modelleri denedi, yaptık, oldu, olmadı. Bize ait olan, bizim kültürümüze ait, bize has bir eğitim modeli olmadığı için onu bir türlü randıman tutturamadık. Dedik ya hocam, son 20-25'lerden nereden baksa 10-15'ten eğitim bakanı değişti. Yani şöyle söyleyeyim, özellikle geçen bir hocamla konuşuyorduk öğretmenler odasında. Hı. Öğretmenler odası programındayız. Yine öğretmenler odası. Yine öğretmenler odası programındayız. Evet. Şimdi şöyle, hocam çok iyi bir tespitte bulundu. Hı. Yani öyle bir nesil geliyor ki, yani bizim cenazemizi belki kaldırmayacak nitelikte bir nesil yetişiyor. Evet. Yani özellikle bunu, yani bu dediğimiz şekilde eğer olmazsa çözüm odaklı, işte tamamıyla değerler eğitiminin olduğu ve bizim medeniyetimiz yani bu kokuşmuş medeniyetlerin en üstündeyken evet. şu an biz Avrupa'dan medeniyet almaya çalışıyoruz yani. Evet. Halbuki bizim medeniyetimizde... En büyük hatamız da yani zaten bu dedim ya, bizim modelleme gibi bir sıkıntımızın olmaması lazım. Bizim zaten modelimiz var. Evet hocam. Yani bugün Siyer'e baktığımızda zaten Siyer'de büyük bir model var zaten. Evet hocam. Sadece onu yaparsak, o değerlerimizi alıp tamamıyla kendi eğitim sistemimize aksettirirsek zaten mesele kalmayacak. Aynen hocam. Evet. Hocam şimdi çok vaktimiz yok herhalde. Ben biraz yine bu merkezi sınav üzerinden şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi
benim yanıma çok öğrencim geliyor. Evet. Hocam, ailemin benden şöyle bir beklentisi var. İşte ben şunu yapmazsam, şu başarıyı elde etmezsem, şu kadar soru sayısı net yapmazsam sıkıntı yaşarım, problem yaşarım. Hatta gelip hakikaten her deneme sınavlarından sonra böyle ağlayanları susturmaktan, aynen, artık teselli doğru, etmeye çalışmaktan gerçekten yani ciddi manada sıkıntı yaşıyor çocuklar. Ve hakikaten bu noktada kendi üzerinde çok baskı hissediyorlar. Evet. Hani aslında olması gereken bu değil. Çocuklar gerçekten hayatlarının, ben hep söylüyorum, hayatlarında bu sınavdan çok çok daha önemli şeyler olduğunu ileride anlayacaklar. Ama maalesef şu anda bu çocukların psikolojisini bozuyor. Evet. Şimdi ben velilere bir mesaj verme anlamında hocam özellikle şunu istiyorum. Yani bu sınavlar, merkezi sınavlar çocukların başarısını ölçüyor mu? Yani sınava girip çok net yapan bir öğrenci, az net yapan bir öğrenciden gerçekten daha mı başarılı? Ya da çocuğu sınavda iyi puan alamayan bir veli endişelenmeli mi? Yani benim çocuğum herhalde bir şey yapamayacak, herhalde bir iş yapamayacak. Bunu mu demeli? Yani ya da biz çocuklardan nasıl bir beklentimiz olmalı? Çocuklara bu noktada hani ölçme değerlendirmedir sonuçta konumuz. Velilere şunu anlatmaya çalışalım. Gerçekten bu sınavlar çocukların yeteneklerini, kişiliklerini, belki bahsettiğimiz medeniyetlerine bağlılıklarını yeterli miktarda ölçüyor mu, ölçmüyor mu, ne diyebiliriz hocam? Hocam, İçerik anlamında özellikle. Klasik bir cümlem var. Hı hı. Sınavlar zekanın bir ölçütü değildir. Sadece başarı ve başarısızlığın bir ölçütü. Yani bu şekilde değerlendirilir. Yani bu sistemde. Farkı nedir hocam? Yani zeka ve başarı genelde bizim için aynı kabul edilir ya. Yani. Yok. Şimdi çocuk zekidir. Ama farklı bir alanda zekasını ortaya koyabiliyor. Aynen öyle. Bir öğrencinin sizin de matematik, fizik, kimyada başarılıdır. O alanda zaten. Mesela biz rehberlikçi olmasının münasebetiyle özellikle tercihler döneminde sizin az önce bahsettiğiniz sık sık öğrenciler geliyor. Hı-hı. Benim öğrencim diyor ki hocam ben işte çok güzel bir puan almış. İşte ben mühendislik fakültesine gitmek istiyorum. Hı-hı. Aile basıyor, yok işte tıp fakültesine. Biliyorsunuz özellikle tıp fakültesi popüler olduğu için. Aileler yani statüsü yüksek Türkiye'de. Statü. Şimdi bu cihete baktığımızda İleriki süreçten hem mesleğe karşı bir antipati oluşacak, hem başarısız olacak, hem de niteliksiz. Yani özür dileyerek tıp fakültesini 4. sınıfta bırakan şahısları çok var. Aynı benim öğrencim de vardır. Aynı. Yani bu şekilde değerlendirdiğimizde biraz biz velilere de aslında iş düşüyor yani. Biz çocuğun yeteneklerine göre yönlendirme yapmıyoruz. Zaten eğitim, az önce hocam bahsettiği gibi, zaten eğitim sistemi içerisinde birçok aksaklıklar vardır, bozukluklar vardır. Onun üstüne bir de biz veliler de çocuğun yeteneğini, var olan bir yeteneğini köreltmeye çalışırsak ileride belki sevmediği bir mesleğe gidecek, belki başarısı olacak, belki anti kişilik bozukluğu ortaya çıkacaktır. Yani bu cihetle de değerlendirmek lazım. İşte öyle yani. Yani bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Eğitimdeki aksaklıklar, eksikler, hocam zaten sınavlardaki eksikler, aksaklıklar, biz veliye düşenler, öğretmene düşenler, sisteme düşenler, yani bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Evet. Yani az önce hani bahsettik ya işte, siz nitelikli öğretmeni, nitelikli okula verirseniz seviyesi düşük olan bir öğrenciyi, tecrübesiz bir öğrenci, niteliksiz demeyelim de tecrübesiz olan bir öğretmeni verirsen o öğrenci yetiştirmesi nasıl olacak? Evet. Yani burada da bir sıkıntı var aynı zamanda. Şimdi sınav dedik, sınavlar işte fizik, kimya, biyoloji çıkıyor ya da işte tarih, coğrafya çıkıyor. Mesela özellikle 11. sınıftan itibaren alan ayrılması var, sayısal sözler, eşit ağırlık diye. Yani klasik, öyle diyelim, ders seçimi vardı. Mesela velilerin çoğu çocuğu fizik, kimya, biyoloji ya da matematikte başarılı değil ama geliyor hocam diyor sayısal sınıfta kalsın. Özellikle sayısalda diriltiyor. Niye? O çocuğun işte doktor olacak, mühendisi olacak. Halbuki belki çocuk gerçekten sözel anlamda ya da işte farklı bir yeteneği vardır, keşfedilebilir. Söylüyoruz gerçeği ama maalesef velinin üzerindeki özellikle toplumsal baskı o var olan statüyü elde etmek için o da belki hayalinde gerçekleştiremedi ya da gençliğinde gerçekleştiremedi birçok şeyi kendi çocuğu üzerinde gerçekleştirmeye çalışıyor. Ama işte niteliksiz bireylerin yetişmesi de bundan kaynaklanıyor. Yani veliler öğrencileri kullanıyor mu hocam? Yani ya, kendilerini işte hani yani çocuğum şurayı kazandı, bak ne güzel bir yere geldi demek için illa da kendi istedikleri yerlere mi yönlendiriyorlar? Aynen öyle hocam. Hani tercihi öğrenciye bırakmıyoruz. Hani bırakanlar vardır elbette de. Yani %50'si %60'ı tercihi öğrenciye bırakmıyor. Evet. Diyor hocam işte şu çocuğu o bilmiyor diyor.
Evet, hocam o daha gençtir diyor. Yani hı-hı, çocuk diyor ki ben başarılı değilim. Yani matematiğim iyi değil, altyapısı iyi değil. Onun için sürekli söylüyoruz ya hocam. Evet. İşte karakterine uygun meslekler seçsin öğrenciler. Evet. Yani işin aslında bu noktasında işte topluma, sonuçta bunlar işte toplumun psikoloğu, işte hukukçusu, evet, öğretmeni olacaklar. Hı-hı. Şimdi dünya modellerinde genelde bu yok yani. Evet. Biraz ondan da bahsedelim, evet, hocam. Sanırım, evet, bilmiyorum kaç dakikamız kaldı ama evet, az da olsa dünya modellerinden de şöyle başlamışken. Evet. Çok şimdi şöyle söyleyeyim. Özellikle öğretmen seçiminde yani birçok modelde her öğrenci, her kişiyi öğretmen yapmıyorlar mesela. Hı. Mesela Finlandiya'da her öğretmenin şeyi vardır. Yani yüksek lisans yapmıştır. Hı. Ya da ne bileyim iyi bir, mesela çoğunu almıyorlar zaten. Evet. Yani şu anki işte Türkiye'deki doktorların statüsünde Finlandiya'da, işte Güney Kore'de ve Japonya'da genelde öğretmenlerin statüsü çok yüksek. Evet. Burada ise işte öğrenci bir yere gidemediği zaman en son gideceği yer nedir? Öğretmenliktir. Ya da işte ne bileyim. Evet, öğretmenlerin en sevmediği sözdür hocam. Evet, evet. Olabilir. Yalnız bu, en azından bir öğretmen da, olsun. Yani bu da ülkemizin bir realitesi. Maalesef. Maalesef. Peki hocam, yani gerçekten konuşulacak daha çok şey vardı. Aynen. Ama maalesef süremiz burada bitti. Evet. Ben katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum İlyas hocam. Hocam. Bu arada şeyi de belirleyelim. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Evet. Aynen. Ben de engelsiz bireyler. Evet. O engeli sevgiyle tamamlamak lazım diye düşünüyorum. Evet hocam. Bu arada onun da farkındalık yanlarında olmak lazım. Olmak teşekkür lazım. Ediyoruz hocam. Biz unutmuştuk. Evet. Hatırlattınız bize. Mesela çok sağ olun. Hocam. Evet değerli izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar farklı eğitime dair bir konuyu görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.